Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkan TV'mizin saygıdeğer izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, ehl Beyti'nin, Ashab-ı Kiram Hazretleri'nin mübarek ruhlarına, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Keram Hazretlerinin ve şehitlerimizin ruhlarını, dinimizin, vatanımızın, imanımızın, milletimizin muhafazasına ve gün geçtikçe de çoğalan bu salgın hastalıktan Allah'ın izniyle kurtulmaya vesile olmak üzere inşallah bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış olalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Bir önceki sohbetimizde merhum Muza Topbaş Efendi üstadımızın Altınoluk Sohbetleri isimli eserinden bir bölümü okumuştuk. Bu bölüm gerçekten bir toplumda zengin fakir ayırımı yapmamak gerektiği, herkesin gönlen kalben beraber olması gerektiği hususunda güzel hatırlatmalardı. Yine bugünkü sohbetiniz de aynı konunun devamı mahiyetinde. Buyuruyorlar ki Üstad Şakik Kutsi Ruh buyurur. Genelde fakirler üç şeyi tercih ettiler. Zenginler de üç şeyi istediler. Fakirler rahatı, gönül huzurunu, hesap kolaylığını tercih ettiler. Zenginlerse meşakkatı, meşgaleyi, hesap zorluğunu tercih ettiler. Türkiye'mizde mesela İstanbul, Ankara, İzmir, diğer büyük vilayetlerde de aynı vaziyet görülmekte. Çoğunlukla Zeytinburnu, Gazi Osman Paşa, Ümraniye gibi büyük şehirlerin kenar semtlerinde Cenab-ı Hakk'ın izniyle sakinlerinin fedakarlıkları ile birçok camiler, kurslar, dispanserler, aşhaneler, diğer mühim hayır müesseseleri kurulmakta. Bu suretle açılar doyuruluyor, alanlar secdeye varıyor, hastalar tedavi olunuyor, İmanlar takviye oluyor. İslami, insani, ahlaki, terbiye teessüs ve kalplerde manevi inkişaflar oluyor. Herkesin birbirine karşı merhametle saygılı olması keyfiyeti tecelli ediyor zengin muhitlerde ise zaman zaman bu dünya varlığı, serveti bazılarını ne yazık ki kibir, büyüklenme ve dünya gailesine sevk ediyor. Hatta Allah'a karşı kulluk hususunda bir ihtiyaç bile hissetmiyorlar. Fakirlerin göstermiş oldukları İslami ahlaki uyanıklığı gösteremeyip ömürlerini kafilane bir şekilde heder etmektedirler. Halbuki Allah'ın kendilerine imkanlar verdiği bu zenginler intibaha gelip her gün binlerce kişinin mezarlara konulduğunu, ölümün herkes için mukadder olduğunu bilselerdi bilakis Cenab-ı Hakk'a karşı kendilerine bahşedilen dünya nimetlerine mukabil daha şükredici, mütevaziyane bir şekilde dinimize, milletimize daha faydalı, yararlı olmaları icap etmez mi? Biz Maddece yalnız kendi nefsinin ve menfaatini düşünen hutbin kişilerden bahsediyoruz tabi. Elhamdülillah buna mukabil dini, milli, insani vazifelerini yerine getiren asil, dindar, hayırsever bir zengin zümresi de mevcuttur. Cemiyet bu fedakar, sehavetli insanlara karşı da daima müteşekkirdir. Fakirlerin gönüllerini almak, Tabi Cenab-ı Hakk'ın taksimine rıza göstermeyen itikatsızları hariç, onları incitmemek, daima onlara karşı alçak gönülle, güler yüzle muamele etmek, onları sevmek, sevindirmek, Allah'ın rızasını kazanmak bakımından en büyük ibadetlerdendir. Riyadun Nasihinden, elden geldiği kadar sen gönülleri dolaş. Nitekim, tek bir gönül yücedir bin Kabe'den. Hacc-ı mebrur istersen, bir gönül eldeyle Sakın ayrılma gönül o kapıya hizmetten. Kolay bedeni Kabe kapısına getirmek. Maksat kalp Kabe'sini durmadan tavaf etmek. Yine bir beyt. Yalın ayak bin defa tavaf etsen Kabe'yi, hakkın kabulü olmaz, kırdın ise bir kalbi. Evet. Yalın ayak bin defa tavaf etsen Kabe'yi, Hakkın kabulü olmaz, kırdın ise bir kalbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular. Müminlerin efendileri cennettedir. Onlar ki sabah kahvaltısını yapsalar, akşama bir şey bulamazlar. İstikraz etseler, yani birilerinden borç isteseler, alamazlar. Setravretten fazla elbiseleri yoktur ihtiyaçları giderecek kadar kazanma imkanları da yoktur. Ve böylece akşama girerler. Rablerinden razı oldukları halde de sabahlarlar. Efendimiz böyle de buyurduktan sonra işte bunlar Allah Teala'nın inam ettiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. İmam Gazali Hazretleri buyururlar. Vah sana! sana verilecek bu faziletler dünyayı taliplerine terk etmektir. Sen burada servet edinme sevdasından vazgeçersen vücudun rahatlaşır, sıkıntıların azalır, rahat yaşarsın, haline razı olursun. Daha servet edinmekte kendini mazur görecek neyin var? İyilik yapmak için servet edinenlerden, serveti terk edenlerin daha iyi olduğunu bildikten sonra, evet, zikrullah ile meşgul olmak Allah yolundan mal infakından daha makbuldür. Demek ki servet peşinde olmamakla iki fayda sağlanıyor. Biri dünyada huzur, diğeri de ahirette fazilet. Tabi üstadım burada yine zaman zaman ifade ettiği husus gerçekten de bu işin adeta sevdalısı haline gelmek, serveti servet biriktirmek için elde etmek. Aynı zamanda servet edinmekte büyük faziletler olduğunu kabul etsem bile sana yakışan, seni hidayete ulaştıran peygamberlerine uymaktır. Aziz kardeşim, şunu bil ki sahabe devrinde helal mevcut iken bibahlardan en çok sakınan kimseydiler onlar. Biz öyle bir asırdayız ki helal kaybolmuş. Bir avret ile açlığımızı giderecek şekilde helal bulmaktan şüpheliyken Fazla servet edilmek nerede kalır? Allah bizi ve sizi korusun. Aynı zamanda sahabenin takva ve vera gibi, takva ve vera bizde ne gezer? Onların züt ve ihtiyatlı davranmaları bizde ne arar? Onların hüsnü niyet ve samimiyetleri gibi hüsnü niyet ve samimiyet bizde ne arar? Bizim görüş ve kanaatlerimiz heva ve nefis hastalıklarıyla bağlanmıştır. Halbuki yolculuk yakındır. Kıyamet günü yükü az olanlara ne saadet. Onlar mesuddurlar. Fakat helal haram demeden servet yığanların hali ise perişandır. Onlar için uzun zaman mahzun kalmak vardır. Size nasihat ediyorum. Kabul edip etmemek size aittir. Bu hitaba kabiliyetli olanlar azdır. Allah Teala sizi ve bizi bütün hayırlı işlere muvaffak kılsın. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala katında açlık ve susuzluktan daha sevgili bir amel yoktur. Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da miskinler yani yoksullar ve fakirleri sevmektir. Onlardan sabırlı olanlar kıyamette Allah Teala'nın celisleriyle en yakınlar olacaklardır. Ya Rabbi, evliyanın şerefi ve saf fakirlerin hürmetine bizim gönüllerimizi de saf, temiz ve parlak eyle. Dünya ve ahiret şerefsizliğinden bizim gibi zavallıları koru ya Rabbi. Kaynak olarak da merhum Üstad burada Reyadu Nasihin isimli bir eseri belirtmişler. Anlatılır ki bir zamanlar eski kavimlerden biri darlığa ve sıkıntıya düşmüştü. Ahaliden bir kısmı kendi aralarında toplanarak zamanın peygamberine gittiler. Dediler ki Allah'ın hangi amellerden razı ve hoşnut olduğunu bize anlat da biz o güzel amelleri işleyelim, bizim bu darlıktan kurtulmamıza vesile olsun. Onların isteği üzere zamanın peygamberi niyaza bulundu. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisine vahyen şöyle buyurdu. Ey kullarım! Eğer benim rızamı istiyorsanız yoksulları sevindiriniz. Onların gönlünü alınız. Eğer siz onları sevindirir, gönüllerini alırsanız işte o zaman ben sizden razı olurum. Eğer onları incitir, gönüllerini kırarsanız işte o zaman ben de kırılır size öfkelenirim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki taamın yaramazı yani bir yemeğin yaramazı fukaradan esirgenip de sadece zenginlerin çağrıldığı düğün yemeğidir. Mazeresiz olarak düğün yemeğine icabet etmeyen de Allah ve Peygamberine isyan etmiş olur. Ebu Derda Uveymir radıyallahu anh'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Fukarayı arayınız görüp gözetiniz. Siz ancak fakirleriniz sayesinde düşmanlara karşı yardım görür, rızıklanırsınız. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kapı kapı dolaşıp bir iki lokma hurma ile savulan kimse fakir değildir. Hakiki miskin yani yoksul, sadaka istemeyen afif ve nezih kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de işte iffetinden dolayı isteyemeyen bu insanları bulmanın Müslümanlar üzerine bir vecibe olduğunu bize bildirmekte. Abdülkadir Geylani Kudüs'e sürur buyurur. Ey oğul eğer sana gelen fakir kişilerle zengin kişiler arasında sence bir fark varsa onları ayrı muamele ediyor, ayrı gözlerle bakıyorsan senin için kurtuluş yok demektir fukarayı sabirine yani sıkıntılı yokluklarında sabır ve metanet gösteren fakirlere ikramlarda bulun. Onlarla bulunmayı, onlarla bir arada oturmayı kendin için hayır, uğur ve bereket bil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar, gerçekten sabırlı fakirler kıyamet gününde Allah'ın sohbet taşlarıdır. Allah bugün için yani bu dünya hayatında onların kalpleriyle sohbet taştır. Onların kalplerinde tecelli eder. Yarın yani kıyamet günü ise bizzat bedenleriyle sohbet taştır. Bizzat kendileriyle sohbet eder. Onlar o kimselerdir ki dünyada kalpleri zühtü takva sahibi olur. Dünyanın fuzuli şeylerine rağbet göstermezler. Onun zinet ve debdebesinden yüz çevirirler. Allah'a ihtiyaç duyan kişiler olmayı tercih ederler. Selman-ı Farisi radıyallahu anh hastalanmıştı. Sadip Nebi Vakkas, onun ziyaretine gittiğinde onu ağlar vaziyette buldu. Dedi ki, ey Selman, niçin ağlıyorsun? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden razıydı. Yoksa ölümden mi korkuyorsun? Cevaben dedi ki, ey Sad, nasıl ağlamayayım ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada binek hayvanının yeminden başka şey tasarruf etmeyin, bulundurmayın buyurdu. Halbuki benim etrafımda ise birçok şeyler var. Sa'd radıyallahu anh der ki, evine baktım, bir tekne, bir kase, bir de su kabı vardı. Bir rivayette eski bir deve palanı vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben cennet kapısında durdum. Cennet ehlinin çoğunun aciz fakirler gördüm. Cehennem kapısında durdum. Cehennem ehlinin çoğunun da Allah'a isyan eden kadınlar olduğunu gördüm. Yine buyuruyorlar ki Hz. Ebu Berze'den Müslümanların fakirleri cennete kuşlar gibi koşurlar. Denecek ki onlara hesaba dursanıza onlar da diyecek ki Vallahi hesaplık bir şeyimiz yok. Ve Allah buyuracak, kulların doğru söylüyor. Onlar cennete diğerlerinden 70 yıl önce girerler. Ramuzul Hadis'ten. Aynı şekilde hayvanlara karşı dahi merhametli, geçimli, güler yüzlü bulunmamız icap eder. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın mahlukudur. Hepsi de insanların hadimidirler. Onların yem ve yiyeceklerini ihmal etmeyip sularını da vaktinde verip elimizden geldiği kadar sıcaktan ve soğuktan muhafaza etmeliyiz. Pirimiz Muhammed Bahauddin Nakşibend Kutsü'r Hazretleri Emir Külal Hazretleri tarafından 7 sene gibi uzun bir müddet hayvanların bakım ve tedavisi için vazifelendirilmişlerdi. O bu vazifeyi büyük bir ihlas Engin gönüllülükle yerine getirdi. Nerede bir yaralı veya hasta, bir kedi, köpek, emsali bir hayvan görse hemen kendi elleriyle seve seve büyük bir tevazuyla hiç tiksinmeden cerahatlarını temizleyip yaralarını sarmak suretiyle tedavilerine ihtimam ederdi. Hayvanların ve bütün mahlukatın dahi gönülleri vardır. İyi muameleden, sevgiden hoşlanırlar. Kötü hareketlerden gülenirler. Fakirane bahçesinde evi muhafaza için iki kelp bulunur. Hangisinin önüne bir yiyecek konulursa o onu yer. Diğerinin önüne yiyecek konulmadığında bana yemek verilmedi diye de üzülmez. Açlığa razı olur. Fakat sevgide iyi muamelede adalet üzere aynı hareketi görmek isterler. Mesela birisini sevip de diğerini sevmeyi ihmal ettiğimizde, sevilmeyen hemen üzülür. Çeker başını, bahçenin bir köşesine gider, kuyruk sallamayı terk edip arkasını döner. Çağırdığımızda da başını çevirip de katiyen gelmez. Herkesin hor ve hakir gördüğü köpekler dahi gönül bakımından çok hassas olurlar. Bir ahbabımızın papağanı var. Gelen misafirler o kuşcağıza güler yüz ve tatlıkla ah bu ne güzel şey diye iltifatlı sözler söylerse ona çok memnun olur. Neşelenir, cicim benim, cicim benim diye konuşmaya başlar. Eğer ziyaretçiler asık suratla konuşur, sert kaba hareketlerde bulunurlarsa, o papağan da öfkelenir gibi gak gak diyerek kafeste çıkıp onları gagalamak ister. Ve onlar oradan ayrılıncaya kadar da bu öfke devam eder. Bütün insanlarla, çocuklarla, yaşlılarla, tüm mahlukatla geçimli olmak sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin güzel ahlakındandır. Gerçekten bu sohbetin müellifi merhum Musa Topbaş Efendi hazretleri Allah kendilerine rahmet eylesin. Bir taraftan insanların iş dünyasındaki o kalp hassasiyetine çok dikkat eden Diğer taraftan Allah Teala'nın bütün mahlukatına böyle derin bir sevgiyle bakan güzel bir insandı. Aslında belki sohbetin birçok bölümünde özellikle biraz daha maddi imkanı zayıf olan insanlara gösterilmesi gereken ilginin maddi sebeplerden çok daha öteye bir gönül meselesi olduğunu, insanın daima gönlüne sahip olması gerektiğini insanları değerlendirirken sahip oldukları maddi imkanlarla değil, Allah'ın bir kulu olması hasebiyle değerlendirmesi gerektiğini ifade babında belki zaman zaman bazı yorumlamakta zorlanacağımız hadis-i şerifleri de Hazret böyle uzun uzun bizlere nakletmişler. Ve gerçekten de bütün bu sohbetin özü şu cümledir ki, bütün insanlarla, çocuklarla, yaşlılarla ve tüm mahlukatla geçimli olmak, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin en güzel ahlaklarındandır. Sohbetin ana konusu da insanın bu noktada gönlünü ihya etmesi, gerçekten gönlünü bu manada terbiye etmesidir. Yine Riyadun Nasihinden bir kıta, bin taat hazinesi, bin kerem sofrası, bin gece ibadeti, binlerce uyanıklık ve bin ay oruç tutmak, bin sene halvet etmek hakkın makbulü olmaz. incidirsen bir kalbi. Bu beyit biraz önce tekrar geçmişti. Bu yazılar kalbin ehemmiyeti hakkında uyanık olmamızı ihtar mahiyetindedir. Çünkü Allah Teala bizim hep kalplerimize bakacaktır. Hazretin de bu konuda bu kadar uzun bir sohbet etmesi kendi ifadeleriyle tamamen kalplerin uyanıklığına vesile olmak içindir. Tasavvufta aslında zaten kalbi ihya, kalbi uyanık hale getirmektir. Hulusi kalp ile yapılan her niyet ve amelin hak katında kabul olacağına elhamdülillah inanıyoruz. Kalbi selibe vasıl olanlar ile hilim sahipleri kalp kırmamak, incitmemek hususunda çok hassastırlar. Kabar ruhlu pervası kimselerin gönül alma işinde nasipleri ise pek az olur. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Musa Kelimullah Hazretlerini Firavun'a gönderirken leyin, yumuşak bir lisanla konuşmasını emir buyurmuştur. Demek ki dostla, düşmanla görüşürken mülayemete dikkatli olacağız. Hilmiyet yani yumuşaklık güzel ahlaktan bir şubedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyururlar. Halim olanlar dünyada ve ahirette büyük ve muhteremdirler. Hilim gübvete karip bir fazilettir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar yine. Şüphesiz ki Allah rıfk, mülayemet ve itidal sahibidir. Binaenaleyh rıfk, mülayemet ve itidal ile muamele edilmesini sever. Rıfk mülayemet ve itidal ile yapılan muameleye verdiği mükafatı da şerlikle, kabalıkla yapılan muameleye vermez. Yine Fahri Kâinâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bir hane halkı için hayır murad ettiği zaman onları birbirlerine rıfk, mülayemet ve itidal ile muamele etmelerini nasip eder sallallahu aleyhi ve sellem. Günümüzde ne kadar önemli bir ölçüdür bu aziz dinleyenlerim. Gerçekten hemen hemen bu hadis-i şerifi bütün evlere yazıp koymak gerekir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bir hane halkı için hayır murad ettiği zaman onları birbirlerine rıfk, mülayemet yani yumuşak nezaketlilik ve itidalle muamele etmelerini nasip eder. Eğer rıfk, mülayemet ve itidal yaratılmış bir varlık olarak görülmüş olsaydı, insanlar ondan daha güzel bir şey göremezlerdi. Eğer sert muamelede yaratılmış bir varlık olarak görülmüş olsaydı, insanlar ondan daha çirkin bir şey göremezlerdi. Bunu da yine Tembihül Gafilin diye meşhur Semerkandi'nin eserinden almışlar. Demek ki aile hayatında da en önemli husus gerçekten ailenin devamını sağlayacak aile efradının birbirlerine karşı nezaketleri, kullanacakları yumuşak üslup ve merhametleridir. Deroni ahlaki yönden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymak, ittiba etmek de ibadetlerin en faziletlerindendir. Muhterem Üstaz Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri herkese karşı bila istisna nezaket ve yumuşaklıkla muamele ederlerdi. Müddeti hayatlarında hiç kimseye sert çıkıştığı, kalp kırdığı görülmemişti. İfrattan, tefritten çok sakınırlar, her hususta orta halli yani itidal üzere hareket ederlerdi. Ya Rab bizleri sevgili Habibin ve sevdiklerin hürmetine, ilim ile gani zengin eyle, hilim ile ziynetlendir, takva ile şereflendir, afiyetle güzelleştir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur, sadece dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenlere orada işlediklerinin karşılığını taslaman veririz. Onlar orada bir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte onlara, Ahirette ateşten başka bir şey de yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları şey de batıldır. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir defa ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle giderken şöyle buyurdular. Dünyada servet sahibi olanların ahirette sevapları azdır. Yalnız sağına soluna yani çevresindekilere durmadan yardımda bulunup hayır yapanlar müstesna. Sehli ibn Saad radıyallahu anh rivayet eder. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne dersin buyurdu. O da halkın ileri gelenlerinden biridir herhangi bir kadının nikahına talep olursa, talebi kabul edilmeye, bir şey hakkında şefaat ederse, sözü dinlenmeye layıktır dedi. Sehil der ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Sonra diğer bir kimse geçti. Bu defa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine, peki bu adam hakkında ne dersin diye sordu. Ya Resulallah, bu zat yoksul bir Müslümandır. Herhangi bir kadının nikahına talep olursa, talebi reddolunur. Şefaati kabul edilmez. Bir söz söylese, sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu fakir, dünya dolusu olan öteki gibi insanlardan hayırlıdır buyurdu. Gerçekten merhum Musa Topbaş Efendi üstadımızın, bu fakirleri sevmeliyiz ana başlığını taşıyan sohbeti gerçekten de uzun bir sohbet. Demek ki Hazret özellikle de zamanımızdaki sertliklere, kabalıklara, insanların kalplerindeki böyle zaman zaman topluma yansıyan merhametsizliklere böyle içlenmiş ki Hazret bu noktada ciddi uyarılarda bulunmak istemiş. Gerçekten de belki her Müslümanın özellikle dikkat edeceği husus Hazretin buyurduğu şekilde kalp alemine çok dikkatli olmak. Allah Teala'nın bütün mahlukatına merhametle, sevgiyle ve has elindeki imkanları başkalarına dağıtmak suretiyle fedakarane yaklaşmak. Bu da elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük ahlakıdır. Allah Resulü'nün etrafında hem zenginler hem fakirler vardı. Ama Zenginlerle fakirler aynı sofrada oturuyorlardı. Cihada gittiklerinde beraber gidiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetini dinlediklerinde her biri kendilerine özel bir yer olmadan nereye bulurlarsa oraya oturuyorlardı. Dolayısıyla da o asrın insanına bir saadet asrı insanı deniyordu. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri de bizleri böyle bir gönül enginliğine, manevi diriliğe masar eylesin aziz dinleyenlerim.